Ağırmış da bu. Sen de gel, sen de nasıl? Bu adam bir... Bu ne lan? Bir dakika alın. Bizim burada yapmış olduğumuz şey tarladan halkımıza kadar gelen bu ürünlerin fırsatçıların yüzde kaç kar olduğunu veya yüzde kaç kar bazı eklediğini göstermek için bu girişimde bulundu. Belki birçok arkadaşımıza göre komik bir durum olabilir veya başka bir şey olarak algılayabilirler ama bizim buradaki sadece bir amacımız fırsatçıların yüzüne karşı bu ayıplarını bulabilmektir. Arkadaşlar bu ürünün tarladan geliş fiyatı, toptan alış fiyatı toplamasıyla beraber 1.10 kuruştur kilosu. 1.10 kuruştur. Bunun içerisine ortalama 10 ile 15 kuruş nakliye binmektedir ve 20 kuruş da vergi binmektedir. Bu ürünün maliyeti olarak toplamda 1.45 kuruşa denk gelmektedir. Fakat gelin görün ki bu ürünü şu anda fırsatçılar çiftçilerimizden ürünleri alıp istifleyip şu anda halkımıza 5 liradan satmak durumundalar. Şu anda 5 liraya satıyorlar. Biz bu vicdansızlığa sessiz kalamadık. Gücümüz ne kadardır, hükmümüz ne kadardır bilmiyorum ama karınca misali taşıyacağımız suyu gösterdik insanlara. Ben bu konu hakkında özellikle devlet büyüklerimizden kalıcı ve caydırıcı çözümler bekliyoruz. Çünkü en son yapmış olduğum araştırmalara göre çiftçilerimizden alınan ürünlerin %80-85'i istiflenmiş durumdalar. Bu belli bir süreden sonra ister istemez tarladaki fiyatı da yükseltecek. Çiftçilerimize de yansıtılacak bu olay. Hani ben bunları yapanlardan inanın bir şey diyemiyorum. Hani 1.75 liraya şu anda kar bazıyla sattığımız bir ürün. 5 liraya satılan bir ürün arada yaklaşık 3.25 lira kuruş bir fark oluyor. Ben biraz daha insanlarımızın bu konuda devletimizin zor döneminde daha çok birlik beraberlik örneği göstererek halkımıza fırsatçılık değil de yardım etmemizi, birbirimize daha çok böyle bu konularda zor zamanda kenetlenmek durumumuz olması gerekirken fırsatçılara Rabbim fırsat vermesin diyorum. Bunlar yaptıkça biz karşılarına her ne olursa olsun ister elma olur ister un olur daha önce de buna benzer şeyler de yaptık. Başka bir şey olur hiç önemli değil. Burada yapacağımız tek şey karınca misali taşıdığımız sudur. Yoksa alevin şeyini tamamıyla söndüremeyiz. Bunu biz de biliyoruz. Ama sessiz kalmak da bana yakışmadığı için ben bu duruma sessiz kalmadım. Devlet büyüklerinden de destek bekliyoruz bu konu hakkında. Muhakkak bir şeyler bekliyoruz. Teşekkürler. Güzel be. Tavuğu da 2 kilo var. Fazla mı almışsın? 15 istiyoruz. Arabamı veriyor musun? Arabamı veriyor musun?